Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine nefis bir tarifle karşınızdayım. Mayalı poğaçalar yapacağız sizinle. Kaşarlı olacak. Ablamın tarifi yumuşacık yapıyor. Onun tarifinin aynısını yapmaya çalışacağım. Onun da YouTube kanalı var, Esra Mutfak'ta. Arama kısmına Esra Mutfak'ta yazarsanız karşınıza çıkar. Abone olursanız her evde bulunan malzemelerle yaptığı nefis tarifleri takip etme şansı yakalarsınız. Ben şimdi tarifime başlıyorum. Öncelikle malzemeleri karıştırma kabına koyacağım. Bir su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta akı, 3 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru maya. Şimdi bunları şöyle bir karıştıracağız. Maya içinde eriyecek. Çok kısa zamanda eriyor zaten. Ununu eklemeye başlıyorum. Çırmatayla ile çırpmaya devam edeceğim. Ablam 6,5 su bardağı un demiş. Bakalım tarifi tutacak mı? 6,5 demiş. Tam çıkacak mı? İlk başta yarısını ekleyeyim 3 bardağını. Şöyle bir karıştırayım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Yoğururken hatırladığım tuz. Ne yazık ki unutmuşum. Sonradan ekliyorum. Artık daha da çok yoğurmam gerekiyor. Tuz da iyice karışması için. 2 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Hamuru gayet güzel bir şekilde yoğurdum. Muhtemelen tuzun her yerine nüfuz ettiğini düşünüyorum. Siz olun, tuzu daha erken ekleyin, benim gibi yapmayın. Ama sorun değil, hallettik. Şimdi bunu güzelce üzerini kapatıp sıcak bir yere koyacağım. Ve mayalanması için bekleteceğim. Yaklaşık yarım saat, bir saat kadar beklemem gerekiyor. Tam bir saat mayaladım ve gayet güzel kabardı. En güzel kısım işte bu. Sanki slime gibi oynayasım geliyor benim bu hamurlarla. Şöyle toparlıyorum. Tahtanın üstüne alıyorum. Hamurdan alıyorum. Şöyle elimle bastırıyorum. Yağ falan sürmüyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ekstra hiçbir şey eklemiyoruz. Şöyle inceltip kaşar peynirinden bir tane koyuyorum. Ve şöyle... Şu an hazır. Bakın böyle olacaklar. Hepsi böyle olacak. Hemen bir tane daha yapalım. Şöyle elimizle açıyoruz. Ben bir kısmını da boş yapacağım. Kaşar yapmayacağım. Şöyle koyuyoruz. Ve iki kez döndürüyoruz. Ve oluyor. Çok kolay. Yapılışı çok kolay. Kaşarlı olanlar hazırlar. Bunları bu şekilde hepsini hazırladım ve boş olanlar da tamamen böyle kalacak. Tepside mayasının gelmesini bekleyeceğim ama önce tepsiye koymam lazım. Ben bunları tepsi mayasını alması için 50 derecelik fırına atıyorum. 10 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra yumurta sarısını süreceğim. Ablam da böyle yapmış. Tam olarak aynısını yapıyorum. Fırından aldım. Gayet güzel bir şekilde kabarmışlar biraz. Şimdi yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını biraz zeytinyağıyla çoğalttım. 2 yumurta sarısını beyazını içine koymuştuk. Sarılarını ayırmıştım. O sarıları da üzerine sürüyorum. Evet, yumurtalarını sürdüm. Şöyle üzerlerine birazcık da susam serpiştiriyorum. Ve artık fırına girmek için hazırlar. Bu arada fırını da 200 derecede ısıttım. Yüksek ateşe atıyoruz. Bu tür hamur işleri daha yüksek ısıda pişmesi gerekiyor. Sadece bunlara susam serpeceğim. Diğerlerine serpmeyeceğim. Sade bırakacağım. Evet, şimdi fırına girmek için hazırlar. Kabarana kadar, güzelce kızarana kadar fırında pişireceğim bunları. O kadar güzel kabardılar, o kadar güzel piştiler ki ablamın tarifi diye demiyorum. Gerçekten mükemmel oldular. Şu yumuşaklığa bakar mısınız
ya. O kadar güzel ki. Şöyle hemen bir tanesini göstereyim. Bakın. Ay çok güzel. Harika. Oo, çok sıcak daha. Ama şahane görünüyor. Hemen bir tane de kaşarlıdan açayım. Şöyle aradan bir tane alalım. Yana yana da olsa. Aa, çok sıcak ama. Of, güzelliğe bakın. Allah'ım, güzelliğe bakın. Hey, uzayan kaşarlara bakın. Çok güzel. Harika. Valla süpersin Esra. Valla tarifin tam tuttu. Un ölçüsüne kadar tam tuttu. Harikasın. Böyle açma poğaça yapınca en sevdiğim şey daha sonra bunları böyle mıncıklamak. Böyle üzerlerine bastırmak. Tarifi tüm detaylarıyla sizinle paylaştım. Deneyebilirsiniz. Ablamın kanalına da abone olabilirsiniz. Benim kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda, yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.